Merhabalar sevgili herkes, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ezgi Fındık ben. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Hayat nasıl gidiyor? Bugün öyle açmak istedim çünkü çok enerjik ve güzel bir video çekeceğim bugün. Çekeceğim derken çektim ve size gösteriyorum diyebilirim. Konseptimiz şu, siz de hissediyorsunuzdur böyle havalar güzelleşiyor, ondan sonra çiçekler açıyor, kuşlar cıvıl cıvıl, böcekler, arılar falan filan derken bir bahar makyajı videosu çekeyim dedim ve bahar makyajı videosuyla karşınızdayım. Makyajıma başlamak istiyorum izninizle. Onu yapmayacağım Emre. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada bahar makyajı derken böyle çok fresh bir makyaj yapmak istiyorum. Tam böyle güzel enerji veren bir makyaj olsun istedim. Ondan dolayı böyle bir video çektim. Aynı zamanda geçen günkü makyajımı çok beğenmiştiniz. Biraz da ondan esinlendim. Instagram'dan DM'lere bakıp. Önce nemlendiricimle başlamak istiyorum. Shiseido'nun... Emre'nin telefonu. Önce nemlendiricimle başlamak istiyorum. Shiseido'nun Essential Energy nemlendiricisini kullanmak istiyorum. Geçen gün lansmanına gittim ve orada hediye ettiler. İçinde SPF 20 var bu nemlendiricinin ve aynı zamanda cildi polenlerden koruduğunu biliyor muydunuz? Benim polen alerjim var. Ondan dolayı ciltte de çok bahar aylarında çok işe yarayacağını düşünüyorum bu nemlendiricinin. Ve aynı zamanda güneş koruması da olduğu için SPF 20 tam bu bahar yaz aylarına uygun bir nemlendirici. Bu yeni formülü sayesinde bu nemlendirici bir bariyer oluşturuyor cildinizde ve polenlerin dokunmamasını sağlıyor, cildinize erişmemesini sağlıyor. Fondöten olarak bugün Vichy'nin Dermablend fondötenini kullanmak istiyorum. Daha önce de kullanmıştım. Bunun özelliği biraz daha akneli ciltler için olan bir fondöten ve inanılmaz kalıcı. 16 saate kadar kalıcılık sağlıyor. Bunu şöyle küçük bir fırçayla cildime uyguluyorum. Biraz daha kapatıcı bir fondöten. Bu Vichy'nin bu fondöteni çok seviyorum. Gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir sonuç veriyor. Şimdi yüzümün bir tarafını uygulayacağım, diğer tarafını uygulamayacağım. Bakalım nasıl olacak? Bir tarafını uyguladım, şu an diğer tarafını uygulamadım. Emre, çok büyük fark var mı? Yokmuş. Niye, ne fark var falan dermişim. Bayağı güzel bir kapatıcılığı var. Kapatıcılığını göstermek istedim size aslında. Bu fondöten biraz daha yağlı bir cilt yapısına sahip olanlar için. Zaten akneli ciltler genelde yağlı oluyor. Ondan dolayı mat bir bitişi var. Daha sonra göz altlarımı kapatmak istiyorum. Hiç ihtiyacım yok ama diye dermişim. Baksanıza kapkara ya. Bununla ilgili de aklımda bir şey var. Hatta sizi de dahil etmek istiyorum göz altlarımla ilgili. Neyse, şimdilik bir concealer kullanmak istiyorum. Concealer fondöten circle'ı Krylon'un. Daha önce de kullanmıştım zaten. Hatırlıyorsunuzdur belki. Şöyle bir ürün. Ultra Foundation Color Circle. 1 numaralı rengi. İçinde böyle birkaç tane renk olduğu için bence çok kullanışlı. Biraz daha küçük bir fırça alıyorum. Ve şöyle 2 renge batırıp, 3 renge hatta göz altlarımı uyguluyorum. Abi ya, bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Şu göz altına concealer durumu var ya, çok hassasım o konuda. Belki beni anlayanlar vardır. Siz de benim gibiyseniz seni çok iyi anlıyorum Ezgi diye yorum bırakın. Bu kadar kalın uygulayan var mı acaba? Abi manyağım. Biz buna makyaj camiasında mermer gözaltı diyoruz arkadaşlar. Şu anda tam bir mermer oldum. Birazcık oturtmak istiyorum cildime gözaltımı. Bunun için Kat Von D'nin setting powder'ını kullanacağım, transparan. Bu aralar benim bu favori transparan pudram oldu galiba. Şöyle MAC'in bir fırçası var. Ben bunu çok seviyorum. Normalde çok fazla böyle fırça göstermiyorum. Çünkü video 45 dakika sürer. Bir fırça videosu da çekeceğim zaten en kısa zamanda. Favori fırçalarım veya işte göz makyajı için hangi fırçalar kullanılmalı diye. Ama şu fırça gözaltı için çok müthiş. Pudrayı küçük küçük böyle çizgilere girmemesi için oturtuyorsunuz. Mesela çizgilenme yapıyor diyorsunuz ya gözaltınız. Çizgilerin içine doluyor. Krem ürün veya likit ürün kullandığımızda oluyor. Pudra ile ondan oturtmak lazım. Setting dediğimiz olay da bu. Setting powder'ların görevi de budur aslında. Bak şimdi o gözaltı akıyor mu gidiyor mu? Net kalıyor yani. Gelelim gözlere. Cildim hazır gördüğünüz üzere.
Ay biraz kaşımı doldurayım mı şimdiden? Hemencik çok az kaşımı dolduracağım. Smashbox'un bu Brotech ürünü ile, bunu daha önce kullanmıştım videolarımı izlediyseniz eğer. Böyle toz bir ürün bu arkadaşlar. Şöyle bir aplikatörü var. Bu aplikatörde de böyle topik gibi düşünebilirsiniz. Küçük küçük böyle kaşınızı doldurabiliyorsunuz. Benim çok fazla doldurulacak durumum yok aslında. Çok minik sadece şuraları netleştirmek istiyorum. Sanki bana hep buralar azmış gibi geliyor. Az derken formunu daha güzelleştirmek için diyelim. Bayağıdır başağa gidemiyorum. Başak kim demezsiniz inşallah. Bir tane videom var çünkü Başak'la ilgili. Ezgi Fındık Başak yazın. Başak saygın. Hemen çıkar. Ya Emre sen eklesen mi? Çok az şöyle ucuyla kaşlarımı eksik bölgelerini dolduruyorum. Boş bir aplikatörle de tarıyorum. Gelelim gözlere gözlere. Nerede benim göz kalemim? Çok klasik bir göz kalemi kullanmak istiyorum. MAC'in Teddy göz kalemini. Şöyle kahverengi, kızıl kahverengi bir kalem. Aslında şu an çok kızıl durmuyor ama dağıttığınız zaman böyle biraz kızıllaşıyor. Çok yumuşak bir yapısı var. Ondan dolayı favori göz kalemlerimden biri kendisi. Ve o NARS Wanted far paleti. Ay, ağzım öyle bak. Bir şeye çok sevince demek ki böyle oluyor. Ya çok iyi ama ya. Baksanıza. Biliyorsunuz bunu zaten. Şimdi ben kalemi süreceğim. Sonra şu farla birazcık kalemi dağıtacağım. Bir şey çok beğenince, çok sevince dokunmaya kıyamazsın ya. Ben onu makyaj malzemelerinde yaşıyorum ya. Gerçekten böyle dokunmaya kıyamıyorum. O Huda paleti de kendime hala kullanamadım desem. Öyle bir manyağım ben. Neyse kalemi sürüyorum arkadaşlar. Kirpik diplerim koyu renk olsun diye aslında bu kalem tekniğini yapıyorum şu an. Bayağı yamuk yamuk sürdüm. Daha sonra gold farımı alıyorum fırçama. Şöyle bir fırça sert ve dağıtıyorum. Şu renk pigmentasyonuna bakın lütfen mix edince. No comment yani. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Bu arada gözümü böyle çekiyorum çünkü ayna bana biraz uzak yani daha yakın olsam bu şekilde çekmem. Siz de evde yakın bir aynayla çalışın. Genelde böyle masaya koyulan aynalar değil de daha fazla böyle ayakta boya aynalarına yaklaşıp makyajınızı yapabilirsiniz. Ben hep böyle daha rahat ediyorum. Private olaraktan diye. Hafif böyle bir pembe pigmenti var içinde. O pembelik benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle gold pembe kahve bir şey oldu şu an. Boş bir fırçayla hafif şu uçlarını, köşelerini, uç değil bitiş noktasını dağıtıyorum. Concealer sürdüğüm için zaten biraz daha yağlı olduğu için bu concealer biraz daha rahat kullanabiliyorum. Şeyi, farı ve kalemi ve fırçayı rahat rahat dağılıyor. Genelde mesela son videomu izlediyseniz eğer böyle natural bir ten rengi farla göz kapağını matlaştırıyorlar. Ben çoğu zaman ona karşıyım aslında. Şöyle çünkü daha zor dağılıyor kullandığınız farlar. Ama tabii ki 30 tane, 29 tane renk kullanacağım için ben de o şekilde başlamıştım. Onu da söyleyeyim. Yani şu mesela açık rengi en nadir benim kullanacağım far tonudur bu palette ki bazılarınız için en kullanışlı ton olabilir. Daha sonra yanında olan şu pembe rengi almak istiyorum arkadaşlar. Pembe glitterlı farı. Şuraya o farı uyguluyorum. O farı. Geçiş fırçasıyla şu iki tonu karıştırıp göz kapağıma geçiş sağlıyorum desem. Bu şekilde. Tam böyle göz kapağımın katlanma noktasına fırçayı bırakıp sağ sol hareketiyle iyice göz kapağımı geri plana atıyorum. Bu arada bu işlemi böyle 1-2 dakika boyunca yapın. Şunu yapmayın yani bırakıp kaçmayın. 1-2 dakika boyunca yaparsak daha güzel blend etmiş oluruz farı. Çok az göz altlarıma, şu kaş altlarıma şu hafif parlak farı uygulayacağım. Çok minik alıyorum fırçama. Şöyle göz altımı. Göz altı diyorum Emre. Uyarmıyorsun ama artık makyajı sen de biliyorsun. Kaş altlarımı aydınlatıyorum.
Ve kalemi göz altlarıma da bu sefer doğru kullandım kelimeyi. Göz altlarıma da uyguluyorum kalemi. Gözün içine ve kirpik diplerine. Küçük bir kalem pencil brush, kalem dağıtma fırçası alıyorum. Ve yine şu pembe fara dokunduruyorum fırçama. Ve bu veriyorum göz altlarıma. Minik minik sağ sol hareketiyle kalemi dağıtıyorum. Bu şekilde de, bu şekilde. Bu tarafta da aynı şekilde. Bayağı o pembe gold görüntüsünü istiyorum aslında. Biraz fazla geleni fırçamla alıyorum. Önce şu parlak fardan başlayıp göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Artık bence bunu herkes biliyordur herhalde. Çünkü en açık ve parlak farla göz pınarları aydınlatılır. Altın kural. Ve elimle şu farı aldım. Şöyle bir ışıltısı var. Şuralara birazcık dokunduruyorum. Göz kapağımın ortasına. Şu anda many makeup artist var ya, many more. Oh my gosh derdi. It's fucking amazing. But it is. Yani gerçekten çok iyi bir pigmentasyonu var paletin. Ama bunu her zaman duyuyorsunuz biliyorum. Ama gerçekten iyi. Evet. Makyajım böyle birazcık daha dağınık, soft ve net olmayan bir soft smoky oldu. Çünkü dudaklarım biraz daha ateş edecek biraz daha. Ama biraz daha yoğun bir maskara sürüp daha da belirginleştirmek istiyorum gözlerimi. Ondan dolayı kirpik kıvırcımı alıyorum. Çat 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 çat. Şöyle kıvırıp 1-2 saniye tutuyorsunuz. Bazı kadınlar bunu çok sık kullanıyor böyle, her gün bunsuz yaşayamıyor. Bazıları da çok korkuyor. Siz hangi türdensiniz beni izleyenler? Acaba böyle korkusuz mu yoksa aman gözüme sokarım diyenlerden mi? L'Oreal'in Paradise maskarasını kullanacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'da favorilerden biri oldum. Instagram'da derken bu YouTuber, blogger kızlar çok sevdi bunu. Sanırım ben de çok seveceğim çünkü fırçasına baktığımda bayağı yoğun bir fırçası var. Ben böyle yoğun yoğun fırçaları çok severim. Elime bir el aynası aldım arkadaşlar ve kirpiklerimi kıvırdıktan sonra maskaramı uyguluyorum. Yani bu maskara her yerde sold out'tu, yani satılmış, stock out. Stoklarda kalmamış. 30 kere tükenmiş. 30 kere değiştirdim. O bayağı iyi galiba. Ben bir kere kullandım kendi özel hayatımda. Özel derken burası da özel hayatım artık sizinle. Özelimiz şeyimiz kalmadı kızlar. Ama şöyle söyleyeyim, ben bayağı sevmiştim. Evet, bayağı yoğunlaştırıyor arkadaşlar. Bir katta böyle bir etki verdi. İkinci katı da uygulayacağım şimdi. Ama ben yoğun çok seviyorum çünkü biraz daha takma kirpik efektini o yoğunluk veriyor bence uzunluktansa. Ay, gözlerimin içi parladı ya. Siyah yoğun maskarada. Evet, maskaramı çok sevdim. Gerçekten. Bayağı yoğun yoğun yaptı ve bu makyaja, çünkü eyeliner yok, böyle belirgin bir kalem yok, böyle yoğun bir maskara lazımdı. Alt kirpiklerimi de uygulayacağım. Çünkü alt kirpikte maskarayı çok seviyorum. Nedeni yok bilmiyorum. Belki buraya böyle biraz daha geri plana attığı için göz altı bölgesini. Çünkü yüze baktığında fokus gözlerde ve maskarada oluyor ve göz altında falan değil. Ondan yoğun yoğun oraya da uygulayacağım şimdi. Şimdi ten makyajıma geçmek istiyorum. MAC'in böyle bir kontür ve highlight paleti var bende. Krem yapılardan oluşan. Bu iki rengi daha önce kullanmıştım. Mid-tone sepia ile rengini unuttum. Root olması lazım. Unutmadım aslında, aklıma geldi. Mid-tone sepia ve root rengini karıştıracağım şimdi. Normal bir kontür fırçası alıp fırçamı böyle iyice bandırıyorum. Ve kontürümü uyguluyorum. Bahar demek kontür demek diye, yok alakasız ama bilmiyorum abi, bende ihtiyaç var, yüzüm biraz daha şey, yanaklı. Genişlemedim fark ettiysen. Birazcık allık sürmek istiyorum. Golden Rose'un Long Stay Blush Trio 101 numarasını kullanacağım. Böyle biraz pembemsi bir allık tonu, allık. Gülümseyip uyguluyorum.
Ve geniş bir dağıtma fırçası alıyorum, blending brush. Ve şöyle her renge değdirip hafif de göz kapağımın üstünden geçiyorum. Ve highlighter'ıma geçmek istiyorum. Ne oldu Emre ya? Ya bir gaza geliyorum ya, çocuk beni durduruyor ya. Highlighter diyorum, en önemli şey diyorum. Şu anda highlightersız makyaj olmaz diyorum Emreciğim. Becca'nın bir ürününü kullanmak istiyorum arkadaşlar. C-Pop highlighter'ını böyle biraz daha goldish bir renk. C şeklinde elmacık kemiğin üstüne uyguluyorum. Doğru kullanayım kelimeleri. Hafif burnumun üstüne. Çeneme ve birazcık alnıma uyguluyorum. Ve makyajım bitmek üzere, tek bir şey kaldı. Ne kaldı Emre? Ya Emre, ya seni yerim, o kadar artık dudak şeyi ve ruj ve maskara ve şey olmuş ki diyor ki böyle yapıyor arkada. Evet, ruj eksik ve dediğim gibi çok böyle enerjik bir renk kullanmak istiyorum. Dararam. Sephora'nın 14 numaralı pembiş mat rujunu kullanacağım. Ama önce dudak kalemi kullanıyorum. MAC'in Rebellious Pro Longwear dudak kalemini kullanacağım. Ya bir şey daha merak ediyorum. Bu videoda çok şey sordum ama. Dudak kalemsiz ruj kullanır mısınız? Ben mesela hiç kullanamam. Ama bazı kadınlar ne renk olursa olsun dudak kalemini tercih etmiyor. Nedenini merak ediyorum aslında. Evet, rujuma geçmek istiyorum. 14 numaralı. Kendisi mat ve Sephora'nın Lip Stories serisinden. Tattarattara diye. Ay, rujun rengine bayıldım dudak kalemiyle ve bu göz makyajı ve bu üst rengiyle. Bir ruşunu elimden alsın diye çok güzel mat bir yapısı var. Ve fiyatı da çok uygun. Ondan dolayı ben bunları hep severek öneriyorum. Ama bu tarz renklerde her gün kullanmayacağımız renkte bir ruja 200 TL harcamaya gerek gerçekten yok. Ondan dolayı bu 14 numaralı Lip Stories rengini öneriyorum size. Makyajım bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Böyle birazcık daha ışıltılı, soft smoky bir eye oldu. Ve aynı zamanda da belirgin bir ruj. Çünkü bahar geldi ve bence hızlı makyaj yapmanız gerekiyorsa da bu tarzda rujlar patlatabilirsiniz. Ondan dolayı böyle bir makyaj göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi unutmuyorsunuz ve abone olun lütfen kanalıma. Aynı zamanda şurada küçük bir zil varmış. Şurada derken, abone olurken ona da tıklıyorsunuz. Yeni video yüklendiğinde, bu neyse artık yani, yeni video yüklendiğinde size direkt haber geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güzel güzel kokulu öpücükler. Görüşürüz. Bye bye.